Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle abartmadan söylüyorum ki muhteşem bir pizza yapacağız. En güzel pizzacıda bile yiyemeyeceğiniz tavuklu ve mantarlı şahane bir pizza oldu gerçekten. Eğer daha önce bu şekilde denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle pizzamızın hamurunu hazırlayarak başlayalım. Yoğurma kabıma 1 yemek kaşığı toz pakmaya ve 1 yemek kaşığı toz şekerini alıyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı suyu ocakta ılındırdım ve şimdi üzerine ilave ediyorum. Daha sonra bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Malzemelerim iyice karıştıktan sonra üzerine bir kapak kapatarak ön mayalanma işleminin gerçekleşmesi için bu şekilde 5 dakika kadar bekliyorum. Evet 5-6 dakikanın sonunda kapağımı açıyorum. Gördüğünüz gibi mayamız kabarmaya başlamış ve aktif hale gelmiş. Şimdi içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir silme tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve daha sonra malzemelerimi yine bir çırpıcıyla karıştırıyorum. malzemeler karıştıktan sonra çırpma telini bir kenara kaldırıyorum şimdi unumu yanıma aldım ve istediğim kıvamı elde edene kadar azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum ve her zaman söylediğim gibi ununuzun kalitesine göre bile kullandığınız un miktarı değişkenlik gösterebilir o yüzden unumuzu azar azar ilave ederek istediğimiz kıvama gelene kadar un ekleyerek hamurumuzu yoğuralım bugün yoğurmuş olduğumuz hamurdan tam iki tepsi pizza çıkacak ben şimdi unumu ekleyeceğim hamurumu bir yandan yoğurmaya devam ediyorum ben bugün toplamda 5,5 su bardağı un kullandım fakat yine söylüyorum ki bu miktar değişkenlik gösterebilir hamurum hala yapışkanken tezgahıma bir miktar un serpiyorum ve hamurumu tezgaha alarak tezgahta yoğurmaya devam ediyorum katı bir hamur yapmayacağız aynen fırından aldığımız ekmek hamurları kıvamında yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor evet biraz da hamurumu tezgahımda yoğuruyorum ve daha sonra kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hafif yapışkan, oldukça yumuşak bir hamurumuz var. Şimdi hamurumun üzerini temiz ve kuru bir bezle kapatıyorum ve bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Evet, hamurumuz mayalanırken biz de tavuk etimizi pişirebiliriz. Tavayı iyice kızdırdım. İçerisine yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ koydum. Şimdi çok küçük bir şekilde doğramış olduğum yaklaşık 400 gram kadar tavuk butetini koyuyorum. Bu tavuk miktarı bir tepsi pizza için yeterli olacaktır. Eğer iki tepsiyi de tavuklu hazırlayacaksanız tavuk miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi tavukları harlı ateşte sadece suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum. Tavuklar suyunu salıp çektikten sonra çok az bir miktar tuz ilave ettim. Tuzla beraber güzelce karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Evet pizzamızın üzerinde kullanacağımız sos için küçük bir sos tenceresine yarım çay bardağının yarısı kadar sıvı yağını aldım ve üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçanın çiğ kokusu gidene kadar kısık ateşte kavuruyorum. Evet, salçayı 1 dakika kadar kavurdum. Şimdi içerisine çay kaşığının ucuyla tuz ve çay kaşığının ucuyla toz şeker ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kadar da kekik ekliyorum ve baharatlarıyla beraber de şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra ketçap kıvamına gelene kadar azar azar su ilave ediyorum. Bir miktar su ekleyerek kıvamına bakıyorum. ve biraz daha su ekliyorum. Ketçap kıvamına geldikten sonra karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Pizzamızın yapımına geçmeden önce tepsiyi de hazırlayalım. Bütün pide ve pizza tariflerinde yaptığım gibi tepsiyi önce bir fırça yardımıyla yağlıyorum. Daha sonra her yerine gelecek şekilde üzerine hafifçe un serpiyorum. Ve sizlere de kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Unumu da serptikten sonra tepsiyi şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet yaklaşık bir saatin sonunda hamurumun üzerine açıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde mayalanmış. Narince bir kez yoğurup havasını aldıktan sonra tezgahıma bir miktar un serperek hamurumu tezgahıma alıyorum. Narin bir şekilde yoğurmaya devam ederek havasını alıyorum. Hamurumuzdan iki tepsi pizza çıkacağını söylemiştim. Hamurumu narin bir şekilde yoğurduktan sonra tam ortadan keserek ikiye ayırıyorum ve ayırmış olduğum parçayı şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Kalan parçayı tezgahıma un serperek toparlıyorum ve yuvarlıyorum. Ve şimdi hamurumu merdane yardımıyla biraz açıyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurumu merdane ile belli bir büyüklüğe getirdim. Şimdi bir merdane yardımıyla tepsiye alıyorum. Hamurumu tepsiye aldıktan sonra elimle hafifçe bastırarak açtırıyorum ve hamuru tepsinin büyüklüğüne getiriyorum. Evet hamuruma elimle şekil vererek tepsinin büyüklüğüne getirdim. Daha sonra parmaklarımla kenarlarına hafifçe bastırarak tepsinin kenarlarına doğru bir parmak yükseklik veriyorum. Evet pizzamızın hamuru hazır olduğuna göre en eğlenceli kısmına geçebiliriz. Şimdi hamurun üzerine birkaç kaşık hazırlamış olduğum sostan koydum ve bir fırça yardımıyla her yerine bolca sürüyorum. Daha sonra üzerine sosu kapatacak şekilde rendelemiş olduğum kaşar peynirinden koyuyorum. Ben bugün tavuklu ve mantarlı yaptım. Fakat dilediğiniz malzemeleri kullanarak da yapabilirsiniz. Yalnız bir kez de olsa tavuklu ve mantarlı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın şahane oldu gerçekten gerçekten. Evet kaşar peynirimi koyduktan sonra pişirmiş olduğum tavukları üzerine koyuyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Ben bugün bir tanesini tavuklu ve mantarlı yaptım. Diğer tepsiyi de oğlum sucuklu olarak hazırladı. Tercih sizin. Dilediğiniz şekillerde ve malzemelerle yapabilirsiniz. Evet şimdi tavukların üzerine ince ince doğramış olduğum mantarları koyuyorum. Daha sonra üzerine bir miktar e, mısır koyuyorum ve mısırdan sonra ince ince doğramış olduğum yeşil biberleri de koyuyorum. Ve biberlerden sonra son olarak ince ince doğramış olduğum çeri domatesleri yerleştiriyorum. Bu arada fırınımı 190 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken malzemelerimi diziyorum ve önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, pizzamı üzerindeki malzemeler kızarana kadar pişirdim. Altını da kontrol ettim. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi fırınımı kapatmadan pizzayı çıkardım. Üzerine çok az bir miktar daha rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve daha sonra sadece peynirleri eriyene kadar tekrar fırına gönderiyorum. Evet, pizzamı sadece üzerindeki peynirler eriyene kadar 2-3 dakika fırında tuttum ve artık servise hazır. Hemen keserek bir dilim çıkarmak istiyorum ve bütün samimiyetimle söylüyorum ki muhteşem oldu gerçekten. O yüzden hiç tereddüt etmeden, gönül rahatlığıyla, ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Çoluk çocuk herkesin evde olduğu bu dönemde mutlaka yapmalısınız diyorum. Ve ben eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz ve bana hak vereceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.